İnsan Rahman'ın örtüsüdür. Yüce Allah insandan daha güzel bir örtüyle örtülmedi. Yani insan olarak görünümden daha güzel ve mükemmel bir görünüm yoktur. Zira Yüce Allah insanı kendi sureti üzerine yarattı ve onu yeryüzünde yerini tutacak anlamına gelen halife kıldı. Bundan insana emredildi ki kendine uyanları ve ehli hayali üzerine kendi yerine geçmesini istedi. Eğer Yüce Allah insana hilafetinden dolayı istiklal ve bağımsızlık vermiş olsaydı, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen kendine vekil yapmış emriyle gail yerine geçmiş olmazdı. Burada Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah'ın edebi en güzel edeptir, terbiyedir buyurmuştur. Allah'ın insana örttüğü örtüyle örtülmesinden maksat, kendi güzelliğiyle insanı da bezemiş olmasıdır. Rahman'ın örtüsü olan insan dahi güzel niteliklere bezenerek kendisi gibi güzelleşmesi içindir. Zira insanda özel bir güzellik vardır. Ne zaman insan Yüce Rabbine ait noksansız ve tam anlamıyla bilgisi olsa nurlanıp güzelleşir. Zira Allah'tan daha güzel bir varlık yoktur. Ne zaman insan Allah'ı tam anlamıyla bilirse bu takdirde evren insan zahir, küçük insan olur ve Adem insanı kebir, büyük insan olur. Zira evren denilen kainat büyük insanın mertebesiyle ancak küçük insandır. İnsan-ı kamil bütün aleme, evrene, ruhu külli menzilesindedir.